Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teyit Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani piramitte 3. testin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 254 ve 255 çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Yan yüzeylerinden birinin taban düzlemiyle yaptığı ölçek açı 30 derece olan düzgün kare piramitin cisim yüksekliği 2 kök 3 olduğuna göre yan alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş ölçek açı dediğimiz yan yüzeydeki o tam neresi oluyor? Hani dik çizdik çizdik çiz diyoruz ya o dik çizdik çiz, dik çiz dediğimiz yerdeki o iki dik arasındaki açı. Çünkü ölçek açı dediğimiz şöyle kitap üzerinde göstereyim mesela sana. Şuradaki şuradan dik çizdim bu yüzeyde bir de buradan dik çizdim şuradaki açı yapar. Yani şuradan eğri bir doğru çizdin şöyle bir eğri bir doğru. Buradan da eğri bir doğru arasındaki şey değil. E o zaman burada ölçek açısı kaç derece demişti? 30 derece. O zaman şu dik çiz, dik çiz, dik çiz olayını yapalım. Dik çiz, dik çiz, dik çiz olayını yaptıktan sonra şu dik ve şu dik arasındaki açıyı bize 30 derece olarak söylemiş. Cisim yüksekliğini de 2 kök 3 vermiş ya bize. E 30'un karşısı 2 kök ise 90'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı 2 kök ise 60'ın karşısında kaç yapacaktır? 2 kök kök 3 katı yani 6 yapacaktır. E burası 6 ise burası direkt 2 katı yani 12 olacak yanal alanı nedir diye soruluyor bize. Yanal alan dediğimizde şu üçgenden kaç tane var? Hocam 4 tane var. Yani 4 tane 12 çarpı 4 kök 3 bölü 2 yapar cevap. E burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım şöyle. Şurası 6 yapar. 4 kere 4 16 96 yapıyor? Evet 96 kök 3 yapar cevabımız. Cevap cihan oldu birinci soruda. Geldik 2'ye. Yukarıda AB çaplı O merkezi silindirin üst taban merkezi O ise olup Tamam. AB uzunluğu 10 verilmiş. O zaman burası 5 5. A alt, altta da bir daire ya. Çapı görüyor ya o soru şurası. Çapı gören çevre açı 90 derece. A o üstünü 13 olarak vermiş ve başka ne verilmiş? AC'yi de 6 vermiş. Tamam. Şimdi burası dik değil dikkat et. Burası 90 derece falan değil. Bu silindirin merkezinden şu merkeze gelirsem orası dik oluyor değil mi arkadaşım? Şöyle gelirsem burası dik oluyor. O zaman böyle gelirsem aslında bu silindirin yüksekliğidir. Bu silindirin yüksekliği 5, 13. Ne çıktı o zaman? 5, 12, 13'ten 12 çıktı. Hocam alttaki dik üçgende de şurada 6 var, 10 var. 6, 8, 13 üçgenden burası da 8 çıkar. Piramidin hacmi. Bak sarı tabanlı noktası da bu olan piramidin hacmi. Yüksekliği, piramidin yüksekliği olmuyor mu aynı zamanda bu? Evet çünkü alttaki düzleme dik çizdiğimiz piramidin yüksekliği oluyor. Ha düzgün piramit değil sadece. Düzgün piramit olmuş olsaydı Dik piramit olmuş olsaydı alttaki şeklin ağırlık merkezine düşecekti. Bu sefer kenarı üzerine düştü. Hiç fark etmez. O zaman bu piramidin hacmi neydi? Taban alanı. 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı yükseklik bölü 2 bize sonucu verecektir arkadaşım. Evet. Böl 3'e pardon. Şimdi arkadaşlar şu 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 sadeleşti mi sadeleşti. 8 ile 12'nin da kaç yapar? 96 yapar. Yani ikinci soru böylelikle akçay oldu. Güzel bir soruydu. Geldik 3'e. Yukarıda hacmi 125 olan yani a küp 125 ise o zaman a'yı kaç buluruz? 5 buluruz. Yani bir kenarı 5 oldu. Bir küp verilmiş. Bir de şöyle bir ne verilmiş? Bak D E K L. Bak dikkat et. EKL tabanlı D tepe noktalı bir ne verilmiş? Bu Orada piramit verilmiş. Piramidin hacmi. E, çok basit. Taban alanı çarpı yükseklik. Bu yükseklik bak şu ayrıt Burası 90 derece burası da 90 derece. Bu ayrıt aslında üstteki yüzeye dik ya. Üstteki yüzeyi de bir üçgen aldım. Aynı zamanda piramidin yani üçgenin de yüksekliği olmadı mı? Çünkü o düzleme dik olduğu için evet. E o zaman burası da zaten 5 olduğunu biliyoruz. Küpün bir kenarından dolayı. E taban alanı üçgen ters bir piramit var sadece. 5 çarp 5 bölü 2 çarp yükseklik. Yüksekliğimizde 5 bölü 3 bize cevap verecektir. O da 125 bölü 6 yapar. Evet 3. soru denizli oldu. Geldik 4. soruya. Şekilde verilen kare dik piramit biçimindeki blok C ve D köşeleri sabit kalacak biçimde PCD yüzeyi yere değecek biçimde ok yönünde devrilmiş. Peki, kare piramidin hacmi verilmiş. Kare piramidin hacmini kullanalım arkadaşlar şimdi. Bu çizdiğim yükseklik nereye geliyor? Buraya gelecek. Peki, bu yüksekliği çizince iki tane tekniğimiz vardı ya. Bu köşegeni çiziyorduk. Köşegenin üzerine denk geliyordu ya da dik çiz, dik çiz, dik çiz olayı yapıyorduk şöyle. Bu mu işime yarayacak? Acaba hangisi işime yarayacak? Şu yükseklik Öncelikle ben bir yüksekliği bulayım mı? Sonra dik çiz dik çiz dik çiz olayını düşünürüm ben. Hocam taban alanı 12'nin karesi 144 çarp yükseklik bölü 3 eşittir. 384 olarak verilmiş. O zaman bunlar sadeleşse burası kaç yapıyor? 48. 48 ile neyi çarparsam? 8'i çarparsam galiba 384 yapıyor. Evet. H buradan 8 geldi. H 8. Hocam şurası da 12 verilmiş ya. Evet ben bu yüzeyi yatırıyorum. Şu üçgen yüzeyi bu zemine geldi. Tamam. Katlamanın bir değişik versiyonu verilmiş. Çok güzel bir soru arkadaşım. Evet burada büyük ihtimal dik çiz, dik çiz, dik çiz olayını yapacağım. Bak senin bu eleman yatınca hop bu da böyle yatmıyor mu? Yatıyor. Hocam senin bu yükseklik buraya dik. E burası da buraya dik. Değil mi? Dik çiz, dik çiz, dik çizden. E sen bu yattığı zaman burası da dik oluyor. Aynı yüzeyde dik dik o zaman bu doğrusal olmuş oluyor. Ve senden ne isteniyor? Hop şu uzunluk isteniyor. Vay anasını. Çok güzel bir soru. 12 ise burası alt değil mi? Tam alttaki şeyin alt merkezine düşüyor da. Evet 6, 8, 10, sen şu eleman nereye yattı buraya yattı. O zaman burası da 10 oldu. Ve şurada bir Pisagor. Gerçekten güzel bir soru. 8 16 8 kök 5 yapar. Burası evet cevap balık izi yaptı. Şu yıldız hak etti ya. Gerçekten güzel bir soruydu. Dördüncü soru. Zor değil ama gerçekten hoş. Gerçekten gerçekten gerçekten. Gerçekten ha taktık. Evet 5'e geldik. Yukarıda şekil 1'de verilen düzgün kare piramidin TKK'ya eşit olacak şekilde bir e, içinde su var. E, su ters çevrildiğinde 3.5 cm oluyormuş. Yüksekliği 3.5 cm oluyormuş buradaki yüksekliği. E, piramidin yüksekliği nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi öncelikle burada benzerlik hacim ilişkisine bakalım. 1 bölü 2'nin kübü kaç yapar? 1 bölü 8 yapar. Yani senin şuradaki hacim V iken tamamı 8 V yapacak. Buraya 7 V kalacak. Sen bunu ters çevirdiğin zaman da şurası 7 V. Dolu kısmı boş kısmı da hala daha V değil mi? V. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şunu yapacağız. Benzerlik oranını yine uygulayacağım. Benzerlik oranı bu sefer bak dikkat et. 3.5'un tamamına oranı. Tamamına da ben ne diyeyim? Hop şöyle aç diyeyim. 3.5'un haşı oranı benzerlik oranı. Benzerlik oranının kübü neye eşitti? Hacimler oranına eşitti. Yani 7V bölü 8V yapacaktır arkadaşlar. E o zaman burada arkadaşım her iki tarafın küp kökünü alayım mı? Alayım. Alayım değil mi? Alayım alayım. Her iki tarafın küp kökeni alınca 3.5 bölü h eşittir. Biraz beni 3.5 korkuttu valla. Ee, bu v'ler sadeleşti zaten. Küp kök 7 bölü 8. 8'in küp kökü de 2 yapar böylelikle. E ee, o zaman cevap ne yapıyor arkadaşım? 2 kere Vay. Buradan şurası ne yaptı? Haşı buraya attım. Küp kök 7 buraya geldi. Hadi bakalım. Şu 2 ile 3.5'ü çarparsam 7 yapar. 7 bölü küp kök 7 mi yaptı arkadaşım burası? Evet. Bu neye eşit oldu? H'e eşit oldu. Tamam bu H dediğimiz aslında 7 üzeri 1 bölü 7 üzeri 1 bölü 3 demek değil mi? Ters çevirip çarptığın zaman ya da bu 7 üzeri 1 eksi 1 bölü 3 demek. Bu da 7 üzeri kaç yapıyor? 2 bölü 3 yapıyor. O zaman bu da ne olacaktır arkadaşım? Kare küp içerisinde 7'nin karesi bu bölü buraya gelecek. Küp kök şeklinde gelecek. Yani Cevap ne yaptı arkadaşım? 49 yapıyor içerisi. Burası da küp kök yapacak. Yani cevap denizli oldu. 5. soruda. Geldik 6'ya. Tüm ayrıtları eşit olan üçgen primite ne diyoruz? Düzgün dört yüzlü diyoruz. Yukarıdaki tanıma göre bir yüzünün yüksekliği 3 kök 3 olan düzgün dört yüzlünün hacmi. Bunun formülü vardı aslında ama ben bile bilmiyorum. Sen ezberlediysen oradan yap. Düzgün dört yüzlüye hemen şöyle bir çizelim arkadaşım. Şöyle çiziyorum ben. Tabanımız şurası olacak şekilde çizdim. Tamam. Taban burası ve bir yüzünün yüksekliğini kaç vermiş bize? E, ee, bir yüzü eşkenar üçgen ya. Bir yüzünün yüksekliğini bize 3 kök olarak vermiş. Evet şu yükseklik mesela. Tamam. E, ee, bir yüzünün yüksekliği 3 kök 3. Hocam burası 3 kök ise bu çizilen cisim yüksekliği altta şeyin ağırlık merkezine denk düşüyordu ya. Buraya da çizdim böyle. Ağırlık merkezi ise 3 kök ise hocam burası 3'e böldün kök 3. Burası da 2 kök 3 mü yapar? Evet. Şimdi burası 3 kök 3 eşkenar üçgen 60'ı karşı 3 kök 3'ü 30'u karşı 3 yapar. Burası da 3 yapar. Bir kenar 6 oldu. 6 oldu. Pisagor bağıntısından haşı bulabilirim. H kare eşittir 36 eksi 12'den 24 yapar. Yani bu da H'ı birlikte 2 kök altı olarak bulabiliriz. Evet H 2 kök altı olduysa düzgün 400'ün hacmi taban alanı A kare kök 3 bölü 4 çarp yükseklik. Yüksekliğimizde 2 kök altı. Bir de böl 3 değil mi? Evet. Şimdi 36 ile 4 sadeleşirse 9 kalır. 9 ile 3 sadeleşirse 3 kalır. Bu da ne yaptı o zaman? 3 kök 3 çarpı 2 kök 6 yapar. Bu da 6 kök 18 yapar. Kök 18 de 3 kök 2 değil midir? Evet o da 6 kere 3 18 kök 2 olarak çıkar. Cevap Ceyhan çıktı. Formülü vardı ama bu şekilde yaptıktan sonra formülü bilmeye gerek var mıydı? Kesinlikle yoktu. Şekilde de görüyorsun. 6. soru C.A.H.A.N. oldu. Geldik 7. soruya. Alanı 32 kök 2 santimetre kare olan düzgün sekizgeni taban kabul eden düzgün piramitten bahsediyoruz burada. Düzgün sekizgen. Evet, yanal alan a tüm alanı. Vay. O zaman arkadaşlar şöyle bir düzgün sekizgeni ben sana çizmeye çalışayım öncelikli olarak. Şöyle bir kare çizeyim. Ee, tamam şöyle bir kare çizip sekizgen çizerken kareden faydalanıyoruz dostlar. Şöyle kare çizip ortalarından şöyle şunları çiziyoruz şöyle. Bak ne güzel bir sekizgen çizeceğim şimdi sana. Çizdiğim en rahat şekillerden biridir sekizgen. Hop 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 hop. İşte sekizgen bu oldu. Tabanı böyle olacak arkadaşım. Tepede bir nokta alacağım. Bunlara böyle geleceğim işte. İşte ne yapalım burada? Şu şuraya gelsin. Şu şuraya gelsin. Şu şuraya gelsin. Şu şuraya gelsin. 8 tane üçgen olmayacak mı arkadaşlar burada? Evet, arkadakiler de gözükmesin. Tabanı sekizgen. Şimdi 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 şimdi. Burada ne yapacağız? Şimdi burada alanı 32 kök 2 santimetre kare olan düzgün sekizgenin kabul eden düzgün sekizgenin alanından bahsedeceğiz şimdi. Arkadaş düzgün sekizgenin alanında şimdi şöyle belli bir parçasını çizdim böyle. Şu üçgenden 8 tane yok mu? Var. 360 bölü 8'den burada kaç? 45 derece yapmaz mı? Yapar. E o zaman burada A çarpı A çarpı buradaki şeyi bulabilirim ben merkezden. Şöyle şuradaki hani bu en uzun köşegen ya, ee, yarı çap bulabilirim böyle. Şu yarı çapı bulabilirim arkadaşım. Bu üçgenden böyle 8 tane yok mu? Var. Bu 8 taneyi işte kullanacağım ben şimdi. A çarpı A çarpı 45 bölü 2'den sonuca ulaşabilirim. Ya da ben 45'i gördüm ya şöyle dik çizerim. Şu üçgenin alanını kullanabilmem için. Ee, bu arada bu üçgenden 8 tane var ya 8 tane. 32 kökü 8'e böldüğüm zaman 4 kök yapar. Bu alan 4 kökü. E 45 45 90 üçgeninde şuraya ben bir A dersem burası da A ise A kökü yapar. Tabanımız A kökü yaptı. Yani A kökü çarpı A bölü 2 eşittir. 8'e böldüğün zaman 4 kökü yapıyordu burası. Kökküler gitti. O zaman kare eşittir. 8 çıktı. A'yı da buradan 2 kökü bulduk mu? Bulduk. Evet A dediğim 2 kökü. E, A kökü de kaç yapıyor o zaman? 2 kökünün kök katından dolayı 4 yapıyor. Yani şuradaki kenarlar hep 4 4 4 yaptı. Yan ayrıtlarından birinin uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş cisim yüksekliğini çizelim o zaman biz burada. Cisim yüksekliğini çizdikten sonra bu buraya dik değil mi? Evet. E, zaten burası 4. Şimdi cisim yüksekliği de zaten 3. A 3 4 buldum burayı. E 3 4 şuradaki uzunlukta kaç çıkıyor yan ayrıtı o zaman? 5 çıkıyor. O zaman cevap 5 oldu 7. soruda. Yani sen burada sekizgenle ilgili işlemi yapamadıysan tabii ki bu soruyu yapamamışsındır. Ama burada sekizgende de şu şekilde ee, belli bir parçasını çizip alan bulmaya yönelik hamle yaptık. Çıkar mı çıkar vallahi. Hiç şey demeyin arkadaşlar. Her şey hazırlıklı olmamız lazım. Yedinci soru Denizli. 8'e geldik. Ana 2 yüzeyden karınca gidiyor. Bir üçgen yüzeyi böyle, diğer üçgen yüzeyi de böyle açarsam. Şimdi ayrı uzunluğu 6 olan düzgün dört yüzlü. Bütün yüzeyler eşkenar üçgen değil mi? Bu açtığın eşkenar üçgen 60 60 60. Bu açtığında eşkenar üçgen 60 60 60. Sen açtın. A burası. Sonra bunu açtığın zaman, şöyle getirdiğin zaman C burası oldu. Senin eleman buradan buraya gidecek böyle. Eğer bir kenar 6 ya Eşkenar üçgen olduğu için burası da 6. Ana şurada ne çıktı? 6. 6, 6 ve şurada kaçı? 120 derece. 6, 6, 6 köküç yapmaz mı en kısa gittiği yol? Evet. Cevap E diremiti oldu o zaman. 8. soruda. Yani bu sefer piramitte de üçgenleri açıyoruz. Geldik 9'a. Yüksekliği 12 ve içinde su böyle. Aa, içindeki su miktarı burada fazlalaşmış. Dikkat et. Dikkat et. Aynı su miktarı yok burada. Çünkü burada ee, şurayı düşün. Şurayı düşün. Burada içindeki yani şuradaki hacim daha büyük değil mi? Şuradakinden. Evet. Bir kere niye daha büyük? Belli zaten. 6'ya 6 ya. Yani şunlar da birbirine eşit değil mi? Eşit. E, 1 bölü kaç oran var? 2 oran var. 1 bölü 2'nin kübü kaç yapar? 1 bölü 8 yapar. Yani şurası V iken tamamı 8 ve bu batan kısmı 7 V oluyor. Buradaki de aynı şekilde bak 6'ya 6 ya yani yine şunlar birbirine eşit. Yine 1 bölü 8 oran var yani buraya da 7 V kaldı mı kaldı. Batan kısım burada 7 V iken 7 V artı su 6'lı yüksekliğe gelmiş. V artı 6 da V artı şuradaki su da yine 6'lık yüksekliğe gelmiş. Bir kere burada suyun daha az olduğunu biliyoruz. Tamam. Şimdi ne yapmışız? Ha ben zaten bunu böyle ters çevirmişim. Sonra içine su eklemişim. Ne kadar su eklenmiştir diye soruluyor bize. Şimdi gençler burada ne yapacağız? Hocam bunun taban alanına A dersem taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 piramidin hacmiyken taban alanı çarpı yükseklik de bütün prizmanın hacmi değil midir? Evet. Ha şöyle taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 öbürde taban alanı çarpı yükseklik. Yükseklik zaten dediğim 12. Bu da 12. Bak Burada ne oldu arkadaşlar? Bunları sadeleştirecek olursak 1 bölü 3 geldi. Yani şu piramidin hacmiyle aynı şeyi biz koni ve silindirde de söylüyorduk değil mi? Koni ve silindirde de böyle tabanları çakışıksa e, yüksekleri de aynıysa V ise hani 1'e 3 oran vardır diye söylüyorduk. Yani şundan bahsediyorum. Şöyle bir silindir ve koni varsa şunun hacmi V ise tamamı 3V'dir diye söylüyorduk. E, burada da aynı şeyi bak piramitte de söyleyebiliyormuşuz demek ki gördüğün üzere. Burada da ispatını yaptım sana. Yani bunun hacmi 8V iken tamamının hacminin kaç olması lazım o zaman? 8V iken 3 katının 24V olması lazım. E hocam şunlar 6'ya 6 ya. E bunlar 6'ya 6 ise tamamı 24V ise yüksekli hacimler doğru orantılı ise eğer o zaman buraya 12V kaldı. Dikkat. Buraya 12V kaldı. Buraya da 12V kaldı. E 7V'si buradaysa şuraya su geliyor suya ne kadar kaldı? 5V kaldı. Evet. Su 5V yaptı burada. Birinci şekilde. 5V. İkincisine gelelim mi? Gelelim. Yine tamamı kaç V bunun? 24V. E, yine bunlar birbirine eşit olduğu için burası 12V. Burası da 12V'lik kısım olacak. E, hocam burada V'lik kısmı burada dolu olan kısmıysa 12V'den V çıkınca su olan kısma da 11V mi kaldı? Evet. Yani ben 5 v' iken burası. Burası su 5V. Sonra içine su, yükle, su ekledim. Suyu burada ne bulduk? 11V bulduk. Eklenen su. Eklenen suyu ne bulduk o zaman? 11'den 5 çıkartınca 6V olarak buldum. Ne kadar su eklenmiştir? Evet. Daha sonra bu cisim ters çevrilmiş ve bir miktar daha su eklendikten sonra suyun hacmi 33 olmuş. Ha. 11V'yi 33 vermişler bize. O zaman V kaç oluyor burada? 3 oluyor. Bizden de 6V isteniyor. Çünkü ne kadar su eklenmiştir diye soruluyor. Eklenen suyu da biz 6V bulduk ya. 6 ve yani 6 kere 3 18'den cevap böylelikle 18 çıkar. Evet cevap C'ye çıktı. 9. soruda güzel bir soru. Bunun benzeri soruyor ÖSYM e sordu. Haberin olsun. Evet geldik. Ee, Piramit'in son sorusu. Kara soru. Düzgün dört yüzlü biçimdeki bir kütük bir ayrıtının orta noktasından yüzeylere paralel olacak şekilde kesiliyor. Evet şimdi bir kütük çizelim arkadaşım. Düzgün dört yüzlü. Hemen şöyle bir üçgeni çiziyorum. Şöyle bir üçgen çiziyorum. Düzgün dört yüzlü olacak şekilde. Şöyle bir şeyim. Evet. Ve şuradan da şuralara geldim şöyle. Evet kütüğü gördün. Tabanımız burası. Gördün mü? Tabanımız burası. Bu tabandan böyle çizdim. Ve tepesi tepe noktasında nerede olduğunun farkındasın. Tam şurası olduğunun farkındasın. Diyor ki bize. Ne diyor? Bir ayrıtının orta noktasından. Mesela şuradaki ayrıtını seçelim. Bunun orta noktasından ne yapıyormuşum? Yüzeylere paralel olacak şekilde kesiliyor. Arkadaşlar ben buradan hangi yüzeye kes, e, paralel kesebilirim? Hocam zemine kesebilirim. Hop şöyle zemine paralel çizdim o Hop şöyle hop şöyle. Kesebilirim değil mi buradan? Evet sarı zemine paralel kesebilirim. Evet aynı zamanda bu nokta şuradaki düzlemede paralel çizilebilir mi? Evet o zaman burada da ona bir paralel çizebilirim. Şöyle 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 orta noktasından paralel çizdim. Evet bak böyle çizince ne oldu? Hocam kesik piramit çıktı burada. Fark ettin mi? Şöyle bir kesik piramit çıktı. Hocam 1 bölü 2'nin kübü. 1 bölü 2'nin kübü kaç yapıyor? 1 bölü 8 yapıyor. Yani şuradaki hacim V iken e, tüm hacim 8V yapıyor. 8V yapacak. Tamam. Sonra buradan şuradaki yüzeye. O yüzeyi de şöyle göstereyim ben. Rengi şöyle turkuaz. En yani sevdiğim renk ya turkuaz. Şu turkuaza bir paralel çizebilirim ben. E hocam turkuaza da bir paralel çizeyim şöyle. Turkuazı da şöyle bir paralel çizince şöyle bir yüzey mi yapıyor? Evet şöyle bir yüzey yapıyor. Hocam bu sefer de şunlar birbirine paralel benzerlik oranı 1 bölü 3 1 bölü 2 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8 yani tamamı 8 v ise o zaman burada kaçım da V mi yapıyor? Evet. Başka yüzeye paralel çizebilir miyim? Hayır çizemem çünkü buradaki nokta hocam şuradaki yüzey üzerinde ya da arkadaki yüzey üzerinde ben sadece ve sadece burada sarı yüzeye yani herhangi bir ayrıtının bir orta noktasını alırsam Burada bunu seçtim mesela ben. Sarı yüzeye bir paralel yüzeyde kesebilirim böyle. Bir de karşısındaki buradaki noktanın karşısındaki yüzeydeki buna paralel çizebilirim. Hocam öndekine paralel çizemem mi? Hayır bu nokta zaten o yüzeyde ya da arkadakine paralel çizemem mi? Hayır o nokta zaten o yüzey üzerinde o yüzey üzerinde olduğu için o yüzeye paralel çizebilir miyim? Yani sen bu yüzey üzerindesin tam köşesindesin buna paralel çizebilir misin? Çizsen aynı yüzeyi yapmaz mı? Yapar. İşte bu sorunun güzelliği de bu oldu. E o zaman ben bunu kestiğim zaman ne oldu? Üstten küçük parça, burada küçük parça, şurada da büyük parça oluştu ve tamamının 8V olduğunu biliyorum ben. V ve 2V. O zaman buradaki parçaya da 6V mi kaldı? Tamamı 8V olacaksa evet. Şurada kesilen küçük parça, burada kesilen küçük parça, burada da büyük bir parça kaldı. Hatta yüzey sayısı kaç oluyor burada? Hocam 1 2 3 4 5 sanırım 650 oluyor yanlış saymadıysam. 6 ya da 750. Siz onu sayarsanız tamam mı? Şuraya da 6V kaldı. Evet bu kesim sonrasında oluşan parçalardan büyük olanın hacmi yani 6 ve 48 olduysa V buradan 8 olur. Kesimden önce kütüğün hacmi nedir diye soruluyor. E, kesimden önce 8V O da kaç yapar? 64 yapar. Gerçekten çok güzel bir soru. Çok zor bir soru mu? Hayır. Hayal gücünüzü biraz ölçmek istedim burada. Ama tam kara soru ha. Onu da söyleyeyim. Siz belki bu V'yi böyle keşfettikten sonra hocam hep uçlardan keserim demişsinizdir böyle. E, v, 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 V. 4 tane 3 var. 4 V. Ortada kalan da 4 V kaldı deyip 4 V 48 demişsinizdir büyük ihtimalle. Ama buradaki noktaya dikkat. Bu nokta hem şu ön yüzeyde hem arkasındaki yüzeyde olduğu için iki yüzeye paralel çizemiyorsun. Sadece sarı ve turkuaz yüzeye paralel çizebiliyorsun. O yüzden mükemmel bir soru. Gerçekten böyle sınavda çıkmaya aday bir soru. Onu da söyleyeyim. Evet böylelikle bu soruyu hallettik mi? Hallettik yani bu konuyu da halletmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki konuda yani koni konusunun testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.